Şimdi yanımda ne var? Yeni arabam var ama buna araba demek pek doğru olmaz arkadaşlar. Çünkü kendisi bir akıllı hayvan. Evet, hayvan diyorum. Telefon uygulaması var. Uygulamasından aracı yanınıza çağırabiliyorsunuz. Biniyorsunuz, kendi kendini sürüyor. Çok ilginç özellikleri var. Birazdan geleceğiz ama öncesinde size tanıdığınız şeyi göstereceğim. Bu benim eski arabam. Evet, hatırladınız mı? Yaklaşık bir yıl önce almıştım ve kendisinden gayet de memnundum. Fakat Tesla Türkiye'ye giriş yaptı ve açıkçası benim hayalimdeki bir arabaydı arkadaşlar. Bu kanalda bir sürü akıllı ürün inceledik. Tesla bunlardan en akıllı olanı. Dedim ki benim bu arabayı almam lazım. Direkt olarak ilk gün 10 bin lira kapora ödedim ve performans modelini sipariş verdim arkadaşlar. Kendisi 534 beygir gücünde. Şöyle kocaman 21 inç jantları var. Devasa görünüyorlar. Koltuk beyaz renk arkadaşlar. Evet, bunun içinde ekstra bir opsiyon satın aldım. Gerçekten çok ferah görünüyor aracın içi. Öncelikle dünyanın neresinde olursanız olun aracı telefonunuzdan kontrol edebiliyorsunuz. Mesela buradan selektör yaktığım zaman araç dışarıdan selektör yakıyor arkadaşlar. Kornaya basıyorum ve gördüğünüz gibi korna çalıyor. Arabanın içinde olduğumuza bakmayın. Dediğim gibi şu anda çok uzakta olsak yine bunlar olacaktı. Şuradan cam aralıya basıyorum. Bakın, camlarımızı aralıyor arkadaşlar dışarıdan. İstersem aracın klimalarını, koltuk ısıtmalarını bile kontrol edebiliyorum. Mesela burada biyolojik silah savunma moduna alabilirim arabayı. Kamp moduna alabilirim. Mesela aracın dışarısında kar var diyelim ki. Buna bastığım zaman dışarıdaki buzları çözüyor arkadaşlar ve arabaya geldiğinizde tertemiz bir şekilde sizi karşılıyor. Kokpit aşırı ısınma korumasını açabilirim. Araç belli bir derecenin üstüne çıktığı zaman otomatik olarak klimasını açıyor. Güvenlik modunu açabilirim. Vale modunu alabilirim. Vale modunu alırsam mesela araca bir başkası binecek olursa hızını falan sınırlandırıyor. Normalde bunlar dışında aracı telefonunuzdan kontrol edebiliyorsunuz. Bayağı sürebiliyorsunuz. Yanınıza çağırıyorsunuz. Yanınıza falan geliyor ama maalesef Türkiye'de yasalar gereği bunlar yasak arkadaşlar ve umarım en kısa zamanda bunları açar ve kullanabiliriz. Fakat hemen üzülmeyin çünkü otomatik pilotu hala kullanabiliyoruz. Bize birçok katkısı oluyor. Birazdan zaten size onu da göstereceğim. O zaman şimdi tekrardan aracı kontrol bölümüne gelelim. Kaputunu şu şekilde açalım ve gelin bir bakalım. Burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Bagaj var, evet. Arabanın motoru direkt olarak içinde olduğu için önü de bagaj, arkası da bagaj. Hemen gelin şöyle bagajına da bakalım. Şu şekilde birazcık bastırmamız gerekiyor. Telefon uygulaması üzerinden açıyorum. Herhangi bir anahtara ihtiyacım yok. Burada gerçekten kocaman bir bagajı var arkadaşlar. Bakın, şu kısmı açıyorum. Burası da bagaj. Ve o kadar derin bir alan ki inanılmaz. Araç beni bu yönüyle çok etkilemişti açıkçası. Şurada iki tane tuşumuz var. Bunları çektiğimiz zaman koltuklarımız da yatış pozisyonuna geçiyor ve aracın arkasını tamamen bir yatağa çevirip kamp modunda kullanabiliyorsunuz. Gelelim aracın iç hacmine. Şimdi öndeki koltuk bayağı bir yatık arkadaşlar ve buna rağmen gerçekten burada oldukça ferah bir hava olduğunu söyleyebilirim. Zaten aracın yukarısı tamamıyla cam, içi bembeyaz. Koltuklarımız tamamen deri. Malzeme kalite hissiyatı da oldukça yüksek. Kapılarımız çıtasız olduğu için tıpkı spor araçlarda olduğu gibi burada oldukça keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Tabii biz bu arabayı en çok sürücü koltuğunda kullanacağız. Şuradan elinizi geçirip şu şekilde açıyorsunuz. Sadece orta tarafta kocaman bir ekranımız var ve aracın her şeyini buradaki ekran üzerinden kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde kapımı kapatıyorum. Direkt olarak direksiyonu indiriyor. Koltuğu yukarı kaldırıyor. Beni sürüş pozisyonuna alıyor. Ve tekrardan arabayı park moduna alıp çıktığım zaman bakın yine direksiyonu kaldırıyor. Bu şekilde rahatça inmemi sağlıyor. Tabii bunun gibi çok fazla özelliği olduğunu söyleyebilirim. Yine burada kocaman alanlarımız var arkadaşlar. Aracın her yeri saklama alanı, öyle söyleyeyim size. Şurada iki tane bölümümüz var. Buraya telefonunuzu bıraktığınız zaman direkt olarak şarj oluyor arkadaşlar. Kablosuz şarj. Zaten araçta başka herhangi bir tuş da yok arkadaşlar. Klima menfezleri bile yok. Fakat bakın mesela burada klimayı ayarlamak istediğim zaman hemen tıklıyorum. Şöyle direkt olarak elimle havanın nereye gideceğini çok basit bir şekilde ayarlayabiliyorum. Mesela yukarıya yaptığım zaman şuradaki hava yukarıya vuruyor. Şöyle aşağıya yapabilirim. Ve şu anda gerçekten direksiyonun içinden o hava çıkıyor. Her koltuğumuzda ısıtma var. Bunları açabiliyorum. Direksiyonumuzda bile ısıtma var. Hatta arka koltuklarda bile ayrı ayrı ısıtmalar var. Yine bunları ekran üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bakın burada aracımızın sanal bir görüntüsü var. Bu sanal görüntü üzerinden bagajı açabiliyorum. Şöyle dokundum. Şu anda arka tarafta bagajımız açılıyor. Tekrardan arkadaşlar basıyorum ve bagajımız kapanıyor. Dur bir dakika, yarı yolda durdurduk yanlışlıkla. Boombox modu var arkadaşlar. Aracın korna sesini değiştirebiliyorsunuz ve osuruk yapabiliyorsunuz. Şimdi iyi izleyin. 3, 2, 1.
Evet, bu da böyle bir özellik. Gerçekten çok akıllı bir arabaya osurabiliyor. Burada bir tane yarış oyunu var arkadaşlar ve bu yarış oyununu açtığınız zaman bildiğiniz aracı normal bir direksiyon seti gibi kullanıp oyun oynayabiliyorsunuz. Evet, bayağı gaz, fren, direksiyonla birlikte. Hadi gelin isterseniz bir oyun oynayalım, nasıl olacak? Ve oyunumuz karşımızda. Şu anda aracı bir şarja taktığımızı düşünün. 20 dakika atıyorum şarj olma süresi bekleyeceksiniz. Ve bu aşamada bu şekilde direksiyon setiyle araba oyunu oynayabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi frenimiz de çalışıyor. Mesela normal arabanın fren pedalına basıyorum. Tıpkı gerçek bir oyun konsolu gibi. Abi çok komik ya. Dur şöyle drift atacağım. Hafif fren. Arabamız da bu arada bakacak olursanız Tesla arkadaşlar. Yani gerçekteki arabamızla aynı, rengi de aynı. Çok ince düşünülmüş detaylar. Bu arada ben şu anda bu direksiyonu çevirirken gerçek hayattaki direksiyon da çevriliyor. Onu da söyleyeyim size. Eğer ileride güncelleme gelirse mesela normal Need for Speed gibi, Forza Horizon gibi yarış oyunları da belki oynanır böyle direksiyon setinden. Bence oldukça mantıklı olur. Tesla, bu ne olacağı belli olmaz diyorum. Tabii ki sadece araba oyunuyla sınırlı değiliz arkadaşlar. Bence en eğlencelisi bu ama diğer başka oyunlarda oynayabiliriz. Stardew Valley var mesela, oldukça eğlenceli bir oyun. Cuphead var. İstersek oyun kolu bağlayıp oynayabiliriz. Tabii burada oyun dışında eğlenebileceğimiz farklı şeyler de var arkadaşlar. Mesela Netflix var, Disney Plus var. İstersen böyle YouTube'a girebilirim. Zaten arabanın kendi interneti olduğu için bunlarda da sıkıntı yok. Direkt olarak şu şekilde açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın kendi video. Eğlenebileceğiniz bir diğer bölüm ise Toybox. Burada çok değişik şeyler var arkadaşlar. Mesela arabanın buradaki rengini değiştirebiliyorsunuz. Bakın özelleştir kısmına girdiğim zaman atıyorum şöyle bir renk yaptım. Arabanızı kaplarsanız işe yarayabilir. Işık gösterisi var. Araba dans ediyor arkadaşlar. Çok ilginç bir özellik bu da. Buradan müzik yapabiliyorsunuz. Romantik modu var. Mesela bu modu açtığınız zaman araç böyle sizi rahatlatıyor. Klimasını açıyor. Güzel müzikler çalıyor. Hoş bir ortam yapıyor açıkçası. Çizim modumuz var. Bir şeyler çizebiliyorsunuz. Aracın navigasyon sistemini Mars'a çevirebiliyorsunuz. Noel Baba yapabiliyorsunuz. Bakın buradan kameralarını görebiliyoruz arkadaşlar. Araç böyle bir durumda otomatik olarak kayda geçiyor. Mesela yanından birisi geçmiş, direkt olarak kayda alıyor arkadaşlar ve arabaya bindiğiniz zaman arabanıza kim dokunmuş, kim ne yapmış burada görebiliyorsunuz. Normalde bunu uygulama üzerinden de izleyebilmeniz lazım ama maalesef o da Türkiye'de yasak. Kişisel verilerin korunma kanunu sebebiyle diyebiliyorum. İnternet falan var, yine internette gezebiliyorsunuz. Ya bayağı bunu bir iPad olarak düşünebilirsiniz. Hatta iPad'den bile daha hızlı, daha tepkisel. Çünkü içerisinde oldukça güçlü bir işlemci var. Ayarlar kısmında birçok farklı ayarımız var. Bakın buradan aynaları kontrol edebiliriz. Direksiyonu kontrol edebiliriz. Mesela direksiyon kontrolünü aldım. Şu anda gördüğünüz gibi şu şekilde direksiyonu kontrol edebiliyorum. Kaydettiğim. Aynaları katla diyor. Aynaları katlayabiliyorum. Torpido gözüne basıyorum arkadaşlar. Aracın torpidosunu açıyor. Otopilot ayarları var. Kör nokta uyarıları diyor. Hız sınırı uyarısı. Önden çarpışma uyarısı. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz sizi erkenden uyarıyor. İsterseniz acil frenleme yapıyor. Mesela yeşil ışık yandığı zaman aracın içerisinde sizi uyarıyor falan. Bunların hepsini size bırakıyor arkadaşlar. Mesela burada şeritten ayrılmayı önleme modu var. Ben bunu uyarıya alırsam şeritten ayrılırken böyle hafif bir titreşim veriyor direksiyona. Yardıma alırsam, eğer sinyal vermeden şerit değiştirmeye kalkarsam direksiyonumu direkt olarak atıyor beni kurtarma adına. Işıkların hepsini otomatiğe alıyoruz. Mesela farları otomatiğe aldığınızda karşıdan bir araba geldiği zaman işte uzunları kapatıyor falan. Ya çok fazla özelliği var. Hani burada hepsini tek tek anlatamıyorum. Şimdi normalde Tesla'yı ben buraya koymuyorum. Yalnızca video için koydum. Tesla'nın yeri aslında bu Honda'nın olduğu yer. Bunun sebebi de arkadaşlar içinden çıkan kablo yetişmiyor. Şimdi birazdan size göstereceğim. Normal bir şekilde alıyorum ki görenler arkada şarj istasyonu var falan zannediyor. Öyle bir şey yok. Geliyorum burada aracın arkasına takıyorum. Tabii şu an böyle yaptığıma bakmayın. Onda benzinli bir araç ama normalde bu şekilde yapıyorum. Şimdi gelin size nereye taktığımı da göstereyim. Bence eğer elektrikli araçlar hakkında çok fazla bilginiz yoksa oldukça şaşıracaksınız. Direkt olarak arkadaşlar burada bir bölümümüz var. Şansımıza, bu arada ben bu bilerek yaptığımız bir şey değil, priz var. Bakın normal bir priz, evde herhangi bir yerde bulabileceğiniz. Bunu alıp buradaki prize takıyoruz. Bu şekilde aracımızı şarj edebiliyoruz. Tabii ki prizden şarj ettiğimiz zaman şarj süresi çok daha fazla oluyor ama yani ben mesela %80 şarja çıkıyorum. %30 falan kullanıyorum ve bana oldukça yetiyor açıkçası arkadaşlar. Şimdi gelelim sürüş testimize. Sürüş yapmak için böyle kontak falan veya start stop hiçbir şey yok arkadaşlar. Arabanın içine oturuyorsunuz. Vitesi ileriye takıyorsunuz. Bu
bu kadar. Şu anda gaza basarsam araç gitmeye hazır. Bakın burada sürüş modları var. İvmelenmeyi spora alabilirsiniz. Pist modu var. Pist modunu alabilirsiniz falan. Ben şimdilik spor modunu alacağım. Tek yapmamız gereken hafif bir şekilde şöyle gaza basmak ve araç direkt olarak arkadaşlar şöyle koltuğa yapıştırıyor. İnanılmaz. Tek kelimeyle inanılmaz. Tabii size bunu videoda anlatmam pek de mümkün değil. Normalde arabanın içinde olursanız eğer kafanızdaki kan böyle geriye doğru beyninizin arkasına doğru çekiliyor. Başınızı ağrıtıyor. O yüzden ben genellikle sakin modda kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi aracımız spor moddaydı. Hemen park modunu aldım ve buradan da pist modunu alıyorum. Bakın burada sizi uyarıyor. Çünkü pist modunda araç gerçekten bir piste gidecekmiş gibi kendisini ayarlıyor. Bu modda isterseniz arabayı tamamen arkadan itişli yapabilirsiniz. İsterseniz tamamen önden çekişli yapabilirsiniz. Veya ne bileyim %70 arkaya, %30 öne gibisinden ayarlayabilirsiniz. 3, 2, 1. Bir saniye arkadaşlar, vitesi ileriye almış. Tamam, 3, 2, 1. Evet 100. Yani diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Gerçekten sizi koltuğa yapıştırıyor. Bakın burada da tüm istatistiklerini, değerlerini vesaire görebiliyorsunuz. İyice önde durmaya çalışıyorum. Yapıştırıyor sizi. Yani öne çıkarken bile zorlanıyorsunuz. Hani o kadar böyle korkunç bir hızlanması var ki anlatamıyorum şu anda. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Zaten 0-100'ü 3.7 saniye. Buradan anlayabilirsiniz. Şimdi ana yola çıktık arkadaşlar. Burada biraz size otomatik pilotu göstermek istiyorum. Aracı şu anda kendim kullanıyorum. Ama şu şekilde iki kere tıklarsam şu yandaki yere araç direkt olarak kendisini ortalıyor. Etrafındaki araçlara bakıyor. Ona göre gidiyor. Sadece ara sıra bakın şöyle direksiyona hafifçe dokunmamı istiyor. Normalde araçta full self driving dediğimiz bir sistem var. Full self driving ile birlikte şerit de değiştiriyor. İşte ne bileyim direkt olarak şehir içinde de oldukça rahat bir şekilde sürebiliyor. Fakat maalesef yasalarda şu anda bu hala izinli bir şey olmadığı için, yani yasak olduğu için bu özelliğini aracın kullanamıyoruz. Ne zaman ki devlet derse ya tamam bunu kullanabilirsiniz, artık araçlar otomatik pilotlu olabilir, tek bir yazılım güncellemesiyle bu araç tamamen kendi kendini sürebilecek. Bakın şuradan da araba geliyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Zaten aracı ilk teslim aldığımda da İstanbul'dan Ankara'ya kadar böyle full otomatik pilotta geldim arkadaşlar. Sadece ara sıra kontrolü kendim aldım. Onun dışında yani baya baya iyi. Şöyle tekrardan kontrolü alıp ben devam edeyim. Peki bu otomatik pilot nasıl çalışıyor? Yani araba nasıl her yeri görüyor da kendi kendini sürebiliyor? Çok basit. Arabanın her yerinde kameralar var. Mesela örnek göstermem gerekirse burada bir tane kameramız var. Şurada bir tane kameramız var. Arka tarafta kameramız var. Yine yanda başka bir kameramız var. Şu tarafta kameramız var ve aracın asıl gözü diyebileceğimiz dikiz aynasının tam burasında arkadaşlar baya bir kamera var. Sensörler vesaire de var. Yani sizin benim gördüğümden çok daha iyi görüyor çevreyi ve bu şekilde kendi kendini rahatlıkla sürebiliyor. Umarım yasak kalkar da artık Türkiye'de de bu aracı full otonom bir şekilde kullanabiliriz diyorum. Bir de size aracın hoparlörünü göstermek istiyorum hazır yoldayken. Çünkü gerçekten çok güzel bir hoparlörü var. Bu arada şimdi direksiyonu falan tutmuyorum. Otomatik pilottayım yani. O yüzden rahat davranıyorum. Siz yine de otomatik pilotta yola falan dikkat edersiniz. Arada ben bakıyorum. Şimdi şöyle hemen Spotify'dan şöyle telifsiz bir müzik açacağım arkadaşlar ki size göstereyim bakalım bu müzik nasılmış. Umarım telif yoktur, telifsiz diyoruz da bakın ya gerçekten hem çok yüksek, şu anda konuşmakta bile zorlanıyorum, hem de çok kaliteli bir sesi var arkadaşlar. Daha son seviyesine bile almadımdır. Umarım mikrofona yansıyordur. Şimdi tekrardan sesi kısacağım. Dediğim gibi son ses seviyesi değildi bu arada. Çünkü kulağı çok ağrıtıyor. Şimdi aracı yeterince anlattığımı düşünmüyorum. Çünkü bayağı anlatılacak şey var. Ben size çok fazla şey anlatamadım maalesef. Bir sürü video çekmem lazım. Yani anca bir Tesla kanalı açmam lazım ki bu arabanın size tüm özelliklerini anlatayım. Ama en azından kafanızda bir fikir canlandı. Şöyle vlog tadında güzel bir video çektik. Bu arada bu arabaya çok güzel modifiyeler yapacağım. Ama bu sefer gerçekten yapacağım. Hani Honda'ya da modifiye yapacağım demiştim. Honda'yı yapmamıştım. Garip. Bir modifiyesiz burada duruyor. Bunu da satmayacağım ama o yüzden belki buna da ekstra modifiyeler yapabilirim. O zaman kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşça kalın. Bye bye.